Kuyumcular neydi bizimki Murat? Dernek telefonlar. Dernek telefonlar diye geçiyor değil mi? En kısa zamanda bu arkadaşın sahte mi altın sattığını anlayınca kendi dükkan kamera görüntülerinden bu fotoğrafı meslektaşımız hemen kendi grubumuza gönderiyor. Ve uyarı sonrasında Yenice'de bu bayanın yakalanmasına sebep olduk. Bir şey diyor yaklaşık. Valla tabii çalışan personeliyle hesapladığımız zaman toplam kaç kişilik bizim bu grup Murat? Bir hattımız var. Bu ilçe kuyumcularımız da bizde, bende var, o başkanlarda. 92 kişi. Çalışan personel de dahil yani 92. Toplamda. Bu Çanakkale Kuyumcular topluluğu içerisinde bu bir mesaj iletişim hattımız var. WhatsApp grubu şeklinde. Bu WhatsApp grubu genel ağırlıklı biz kendi üyelerimiz içindeki iletişim ağını kurmak maksadıyla ilk baş kuruldu. Birbirimize olan dayanışmamızı şey yapmak. Fakat daha sonra gayri ihtiyari işimiz için fiyatlar konusunda bir takım iletişimleri daha canlı bir şekilde oradan sergilemeye başladık. Daha sonra da tabii doğal olarak bu tip böyle çalıntı maldır, gramı eksik olan maldır, ayarı düşük olan mallarda da birbirlerimizi uyarmak adına bir WhatsApp grubunda bu çalışmaları olumlu bir şekilde kendi içimize götürdük. Geçen bu süre içerisinde doğal olarak çok da bazı sıkıntıları yaşayan pozisyonları tespit ettik. Mesela çalıntı mallar konusunda ciddi derecede elimize denk geldiği pozisyonlarda bu suç unsuru tespit edilerek bulundu. Geçen de mesela bir sahte mal satım olayında açıkçası kendi aramızdaki yapmış olduğumuz bir iletişim ağında kamera görüntülerini kendi grubumuzun içerisinde paylaşmamız sayesinde çevre ilçe kuyumcuların içerisinde de bu arkadaşları uyararak Yenice'de bu çalıntı mal satmak yani ayarı düşük altın olmayan malı satmak isteyen bir suçluyu suçüstü yakalanarak yakalanma imkanı sağlandı. Neticede bu olumlu bir olay bizim adımıza özellikle kuyumcular adına bu gelişim katkı sağlamaktadır. Valla şimdi onu öyle tam rakamsal tespitimiz yok ama ciddi derecede kazancımız var. Ama bunların içerisinde tabii tespit etmek konusunda ifade etmek yanlış olur. Ama emniyetin de bu konuda bize karşı olan şeyi çok faydalı, çok da bize yardımcı oluyorlar. Tabii teknolojik imkanları da kullanıyoruz. Hepimizin kamera görüntüleri sayesinde bu tip şeyleri yakalayabiliyoruz. Neticede burada hem emniyet istifade ediyor bu suçlar konusunda, yakalanması konusunda hem de biz kuyumcular olarak daha bir rahat bir hareket edebilme imkanı sağlayabiliyoruz yani. Bir kuyumcu arkadaşımıza bu mal satılıyor. Bu malı sattıktan sonra kuyumcu arkadaşımız bu malın içinde sahte olduğunu anlıyor. Hemen WhatsApp grubu içerisinde diğer meslektaşlarını uyarmak amacıyla uyarıyor.
Uyardığı süre içerisinde başka arkadaşlar da bu olaya tanık olup olmadığı tespit ediliyor. Tespit edildiği takdirde hemen o olaya müdahil olan ve olayı gerçekleştiren zattın fotoğrafını paylaşıyoruz. Hemen kısa süre içerisinde mevcut diğer ilçelerdeki kuyumcu arkadaşlarımızı da uyarıyoruz. Derken çok şans eseri Yenice'de uyardığımız fotoğrafı hemen bir cevap geliyor. İşte benden 5 dakika evvel çıktıydı diyerek oradaki emniyet teşkilatının mensubu arkadaşlar uyarılarak hemen oradaki suçüstü yapılarak yakalanıyor. Yani olayın süreci böyle gerçekleşti. Bu da doğal olarak yapılan sistemin birlikte hareket edebilme kültürünü ortaya çıkartıyor. Bu emniyet ve kuyumculuk teşkilatının mensupları olarak birlikte çalışmanın bize getirdiği bir artı değer olarak bakmak lazım. Her türlüsü var. Her türlüsü var. Yani hem sahte altın satmak var, hem ayarı düşük altın satmak var. Her türlüsü var. Netice itibariyle artık altının kıymetli bir maden olmasından, yani kilosu şu an 140-150 milyar lira olduğundan dolayı insanlar maalesef kolay bir para kazanabilmek adına bir başkasının hakkını gasp ederek sahip olmaya çalışıyorlar. Bu da bu tip böyle kalpazan ve suçluları daha çok cezbediyor bu tip yola gitmek adına. O açıdan neticede her türlü suç unsuru hiç farklı şekilde bir bakıyorsunuz sahte bir bilezik geliyor. Bileziğin ayarı patentinde 22 ayar gibi çıkıyor. Ama bir bakıyorsunuz ayar evine gönderip ayarını kontrol ettiriyorsun 14 ayar çıkıyor. Yani bunlar gibi olan var. Altın görünümlü bir ürün alıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz altın olmadığı çıkıyor. Yani netice itibariyle çok bir takım profesyonel çalışmalar var. Yani bunu anlamak çok zor. Onun için hepimize bu konuda iletişim ve bilgi paylaşımı bütün Türkiye'deki kuyumcular nezdinde yapmakta da fayda var. Yani. Evet, sen ver röportajı. Parlıyorsa çekerim böyle içinden çek.